Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Ra'd suresinin birinci sayfasını değerlendirmeye çalışacağız. Ra'd kelimesi gök gürültüsü anlamında ve Kur'an-ı Kerim'in bu suresinde gök gürültüsünden de bahis var. Sure adını oradan alıyor. Ve sure Mekki surelerden, yani hicretten önce nazil olan surelerden. Mekki surelerin bir özelliği iman esaslarını ağırlıklı olarak ele alması. Burada da imani meseleler ağırlıklı olarak nazara veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim, ra. Bunlar huruf-u mukatta ve bunlar Allah ile Resulü arasında birer şifre mesabesinde. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in icazı ile alakalı, mucizeliği ile alakalı bir takım sırları ifade etmekte. Genelde müfessirler bundan muradını en iyi Allah bilir demişler. Çok fazla bir ayrıntıya girmemişler. Tilke ayatül kitap. İşte bunlar kitabın ayetleri. Kitap Kur'an'ın isimlerinden ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var, cümleleri var ve Allahu Teala o ayetlerle bize nice hikmet dersleri veriyor. وَالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ Rabbinden sana indirilen haktır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Lakin insanların ekserisi iman etmiyorlar. Şu anda da dünya nüfusunu nazar alacak olursak dünyanın beşte biri Müslümandır. Ve demek ki beşte dördü de Müslüman değil. Bu durumda da yine insanların ekserisi iman etmiyorlar. Bu mana kendini gösterir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi küfrün önde gelen kişileri vardı ve bunlar Müslümanlara nispetle sayı itibariyle daha kalabalıktı. Allahu'l-lezî rafa'as semâvâti bigayri amedin teravnehâ. Allah gökleri göreceğiniz herhangi bir direk olmadan yarattı. Yani görüyorsunuz ki bir direk yok. Allah gökleri direksiz olarak yükseltti. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi ifadelerinden birisidir. Malum üzerimizdeki o yıldızlar, ay, güneş, hatta doğrudan bizim üzerinde yaşadığımız dünya, bunların hiçbirinin altında herhangi bir direk yok. Bu çok harika bir durum. Mesela bir şehrin sokak lambaları boşlukta dursalar ve şehrin her tarafını gezseler, o şehir dillere destan olur. Dünyanın her tarafından o şehri görmeye gelirler. Ve şu ana kadar böyle bir şey gerçekleştirilebilmiş değil. Ama Allahu Teala sayısını bilmediğimiz o gök cisimlerini, ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, daha bilmediğimiz nice gök cisimlerini Allahu Teala boşlukta durduruyor ve bunların altında herhangi bir direk yok. Bu da gerçekten Allah'ın sonsuz kudretini gösteren bir durum. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Ve sonra Allah arşa istiva etti. Burada Allahu Teala'nın sistemi kurması ve sistemin düzgün bir şekilde işlemesi o noktadan bakılabilir. Temsilde hata olmasın. Nasıl ki bir padişah tahtına oturur, tahtından ülkeyi emirleriyle, iradeleriyle idare eder. Benzeri bir şekilde arş kavramı Cenab-ı Hakk'ın saltanatını, Cenab-ı Hakk'ın alemdeki tasarrufunu bize anlatmakta. Bunu mücessem bir arş olarak anlamak, nasıl ki bir padişah doğrudan bir tahta oturuyor, tahttan ülkeyi idare ediyor. Bunu mücessem, elle tutulur bir taht şeklinde anlamak yanlış olacaktır. Ve müfessirler de zaten o manada anlamamışlardır. Allah'ın saltanatından, alemi idare etmesinden kinaye olarak değerlendirmişlerdir. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Ve Allah güneşi, ayı musahhar kıldı. Güneş ve ayı itaati altına aldı. Mesela güneş ne zaman doğacak bellidir. Ne zaman batacak bellidir. Güneş, ay ne zaman tutulacak bellidir. Rahman suresinde ifade edildiği gibi Eşşemsu vel gameru bihusben. Güneş de ay da hesab iledir.
O kadar dakik bir hesap var ki yıllar öncesinden yıllar sonrası ay tutulmaları, güneş tutulmaları takvimlerde yer alabiliyor ve gerçekten o vakit geldiğinde ay ve güneş tutuluyor. Bizler birbirimize söz verdiğimizde falan vakitte buluşalım şeklinde bazen tam vaktinde gelemeyebiliyoruz. Bu beşeri bir zaaftır ama güneş yarın kaçta doğacaksa doğuyor, ne zaman tutulacaksa o vakitte o tutulma gerçekleşiyor. Güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyük, muazzam bir gök cismi. Allah-u Teala onu bu şekilde dakik bir tarzda hizmet ettiriyor. Küllün yecri li ecelin müsemme. Bunların her birisi belli bir ecele doğru akar gider. Burada da ay, güneş, gök cisimlerinin sabit olmadıkları, hareket halinde oldukları bildiriliyor. Görünüşte zaten güneşin bir hareketi var ama bu görünüşteki hareket dünyanın hareketinden kaynaklanan bir algı yanılması. Biz doğrudan güneşin hareketini aslında görmüyoruz. Dünyanın hareketinden dolayı güneşi bizim etrafımızda dönüyor görüyoruz. Gerçekte ise dünya güneşin etrafında dönmekte. Ama bununla beraber güneşin kendisinin de hareketi var. Güneş de o güneş sistemi içinde gezegenleriyle birlikte bir tarafa doğru akıp gidiyor. Ve bu akıp gitme, bu hareket kıyamete kadar devam edecek. Hadis-i şerifte şöyle anlatılıyor. Her gün güneş battıktan sonra tekrar diğer gün doğmak için Cenab-ı Hak'tan izin ister. Ve kendisine izin verilir. Ama kıyamet kopacağı gün tekrar izin verildiğinde artık ona o gün izin verilmez. O gün kıyamet kopar. Burada güneşin izin istemesi ona görevli olan melek şeklinde anlaşılabilir. Yani şu gördüğümüz canlı cansız bütün varlıkların arka planında onlara görevli olan, onlarla ilgilenen melekler var. Dolayısıyla o güneş çok büyük bir gök cismi olmanın ötesinde aynı zamanda arka planında onda melek de görev yapmakta. Bir kar tanesi, bir yağmur tanesinin arka planında melek yer almakta. Bütün varlıklarda bu anlamda meleklerin tasarrufu bulunmakta. Yudebbirul emr. Allah bu şekilde tedbir-i umur ediyor. Allah bu şekilde işleri eviriyor, çeviriyor, idare ediyor. Şu anlamda bakacak olursak, acaba Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasının tasarrufu var mı? Öyle bir şey söz konusu değil. İnsan akıllı bir varlık, şuurlu bir varlık. Akıllı, şuurlu olan bu varlık kendi vücudunda doğru dürüst tasarruf edemiyor. Diyelim elimizi yüzümüzü yıkarız. Bu bize bırakılmıştır. Ama vücudumuzun içinde meydana gelen olaylardan bizim haberimiz bile yok. Kalbimiz devamlı çalışıyor. Ciğerlerimiz çalışıyor. Böbreklerimiz çalışıyor. İnsanda 100 trilyon hücre olduğu söylenir. Ve bu 100 trilyon hücrenin her birisi sanki bir fabrika, sanki bir kimya laboratuvarı. Bütün bunlarda tasarruflar var. Bütün bunlarda faaliyetler var. Akılları hayrette bırakan faaliyetler var. Bütün bunlarda da yine Allah'ın tasarrufu var. Yudebbirul emr, işin tedbirini gören, idare eden Allah'tır. Hatta vücudumuzda da biz doğrudan müdahil değiliz. Vücudumuzda da bizden başkasının tasarrufu var. Bunu bilen bir insan, arif-i billah bir insan, tedbir-i umuru Allah'a bırakır. Yani Allah'a tevekkül eder. Sebeplere teşebbüs etmekle beraber neticeleri Allah'tan bekler ve bu şekilde çok büyük muvaffakiyetleri elde eder. Yufassılül ayet, Allah ayetleri bu şekilde ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ. Ola ki bu şekilde siz Rabbinize kavuşacağınıza yakinen iman edesiniz. Görüldüğü gibi burada Rabbimize kavuşmak, Allah'a mülaki olmak böyle bir cihete dikkat çekildi. Bu da ahiret demektir. Ve insanlar diğer alemde doğrudan Cenab-ı Hakk'a muhatap olabilecekler. Ehli cennet olanlar
Rablerine mülaki olacaklar. Bu dünyada ise insan sebeplerle perdeli, bir takım başka perdelerle perdeli Allah'ın tasarruflarını görüyor ama Allah'ı doğrudan göremiyor. İşte göklerin bu şekilde muhteşem bir şekilde yaratılması, ay, güneşin tam bir itaatle itaat etmeleri ve kendilerine belirlenen yörüngelerde gitmeleri Allah'ın sonsuz kudretini gösteriyor. Bunları böyle yapan zat elbette insanları öldükten sonra diriltmeye kadirdir. Ve huvellezî meddel arda. O Allah ki arzı yaydı. Bunu şöyle belki anlayabiliriz. Mesela elimizde diyelim yaş bir hamur var. Onu yaydığımız zaman genişletmiş oluyoruz. İşte şu dünyada ham madde olarak düşünüldüğünde bir takım elementlerden meydana getirilmiş. Ama bunlar şu andaki tarzda kıtalar, karalar tarzında henüz yapılmamıştı başlangıçta. Adeta bitişik vaziyetteydi. Allah-u Teala bunları yaydı, genişletti ve kıtalar, vadiler, ovalar meydana geldi. Ve ceale fîhâ ravâsiye ve Allah orada dağları kıldı. Yani bu yeryüzünde Allah-u Teala dağları yarattı. Bunlar coğrafya kitaplarında ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Dağların teşekkülü, oluşumu tarzında orada anlatılır. Ama Kur'an-ı Kerim nazarlarımızı işin melekut cihetine çeviriyor. Yani bir takım kırılmalarla, bir takım hareketlerle dağlar kendiliğinden meydana gelmiş değil. Allah-u Teala dağları teşekkül ettiriyor. Dağları bu şekilde tanzim ediyor ve ilgili yerlere yerleştiriyor. Nasıl ki, temsilde hata olmasın, bir ressamın önünde boş bir tuval olur ve elinde fırçasıyla orada istediği şekilde desenler meydana getirir. Allah-u Teala yokluğa tecelli ediyor. Ve mekanı yaratıyor. Mekan Allah için adeta bir tuval misali. Ve Allah-u Teala kudret fırçasıyla orada nehirleri, dağları meydana getiriyor. Ve enhara ve Allah orada nehirler meydana getirdi. Dağları yarattığı gibi nehirleri de meydana getirdi. Ve min kulli semerati ve bütün semerelerden, bütün mahsullerden ceale fîhe zevceyni thneyni birer çift meydana getirdi. Nasıl ki insanlar kadınlı erkekli çift olarak yaratılmış, onun gibi ağaçların, bitkilerin, onların da eşeyli olarak yaratıldığını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yasin suresinde Sübhanellezî halakal ezvâce küllehe ayetin bu ifadesi her şeyin çift olarak yaratıldığını bize bildirmekte. Öyle ki günümüzde madde antimadde tarzında o şekilde bile değerlendirmeler yapılıyor. İşte elektriğin artı eksi kutupları var. Yağmur bulutlardaki artı eksi yüklerin neticesinde meydana geliyor. Bu anlamda her şeyde eşeyli bir yaratılış söz konusu. Kendisi tek olan Allah-u Teala eşyayı çift olacak, birbirini tamamlayacak şekilde yaratmış. Yuşil leylen nehara, Allah geceyi gündüze örtüyor. Gece ve gündüzü peş peşe getiriyor. Bunu daha iyi görebilmek için mümkün olsa şöyle dünyanın dışına çıksak, dünyanın dışından dünyaya baksak, gerçekten de gecenin bir örtü gibi gündüzün beyazlığını yavaş yavaş örttüğünü göreceğiz. Şu anda dünyanın yarısı gece, yarısı gündüz. Ve devamlı bu hareket halinde, devamlı hareket halinde, böyle olunca gece gündüz hep birbirini takip ediyor ve diyelim gecenin o siyah örtüsü nereye ulaşmışsa oraları siyaha bürüyor ve alemde renkler bu şekilde değişiyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Bunda tefekkür eden kavimler için, insanlar için ayetler vardır. Ayet ibret anlamı da ifade eder. Yani bunda ders alan kimseler için, aklını kullanan, fikrini kullanan kimseler için ayetler var. Allah-u Teala
dünyayı sabit kılsaydı, gök cisimlerini sabit kılsaydı elbette bu tarz bir hareketlilik olmayacaktı. Ama dünya dönüyor, güneş dönüyor, ay dönüyor. Bunların neticesinde işte gece meydana geliyor, gündüz meydana geliyor, mevsimler meydana geliyor ve bunlara pek çok menfaatler takılmış. Devamlı gece olsa hayatımız düzgün olmazdı. Karanlıkta ne yapacağız? Devamlı gündüz olsa istirahata da ihtiyacımız olacak. Hatta zamanın akıp gittiğini bilemezdik. Neye göre tanzim edeceğiz? Neye göre tefrik edeceğiz? Öte yandan ay ayrı bir güzellik katıyor. Ve devamlı onun da manzarası değişiyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın şu alemdeki çok muhteşem tasarrufları. Ve bunlar tefekkür eden, gerçekten fikrini kullanan kimseler için ayetlerle, ibretlerle dolu. Ve fil ardı gıta'un mutecaviratun. Arzda birbirine komşu kıtalar var. Allah arzda birbirine komşu kıtaları meydana getirdi. Coğrafya kitaplarında kıta kayma teorisi diye bir teoriden söz edilir. Ve aslında dünyanın bir zamanlar tek bir kara parçası halinde olduğu, zamanla suların aralarına girmesiyle kıtaların meydana geldiği anlatılır. Ve gerçekten de kıtalar bir bütün olarak düşünülecek olursa birindeki girinti diğerinde bir çıkıntıya tekabül ediyor ve birbirini tamamlıyor. Yani birleştirmiş olsanız tek bir parça olacak şekilde bir görüntü var. Demek ki bunlar evvelinde bu şekilde yaratıldı, bir bütün olarak yaratıldı ama ardından birbirine komşu kıtalar haline getirildi. Ve cennetun min a'nab, ve üzümden bahçeler Allah meydana getirdi. Yeryüzünde üzüm bahçeleri var. Ve zer'un, ve bir takım buğday misal ekilen şeyler var. Ve nahilun, sınvanun ve gayru sınvanin, çatallı çatalsız hurmalar, değişik türde hurmalar var. Yuska bimâin mâhid, bunlar bir tek su ile sulanır. Değerli izleyenlerim, burada önce kesrete dikkat çekildi. Yani birbirinden farklı şeyler var, bir kesret. Ama bütün bunlar bir tek su ile sulanıyor. Bu da vahdeti ifade etmekte. Yani biz şu aleme baktığımızda birbirinden farklı çok şeyler görüyoruz. Yeryüzünde birbirinden farklı kıtalar var. Yeryüzünde üzüm bahçeleri, hurma bahçeleri var ve değişik mahsuller var. Ama bunların her birisi tek bir su ile sulanıyor. Yani gökyüzünden, bulutlardan gelen su ile, yağmur ile sulanıyor. Bu da bize vahdeti bildirmekte. Demek ki bütün bu değişik renkte, değişik özellikteki mahsulleri gönderen bir tek Allah'tır. Ve nufaddilu ba'deha ala ba'din fil ukul, yeme noktasında, lezzet noktasında biz bunların bir kısmına üstün kılarız. Bu da çok hayret verici bir durum. Aynı topraktalar ama tatları çok farklı, kaliteleri çok farklı. Bu da Cenab-ı Hakk'ın özel tasarrufunu bize göstermekte. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Bunda aklını kullanan kavimler için ayetler var. Ve in ta'ceb fe'acebun kavluhum. Eğer sen onların haline şaşıyorsan, asıl şu sözlerine şaş. E izâ künnâ turâben e innâ lefî halkın cedîd. Yani biz bir toprak haline geldiğimizde yeniden mi yaratılacağız? Böyle mi olacak? Dediler. Ulaike ellezine keferu bi rabbihim, işte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve ulaike el a'lalu fi a'naqihim, işte boyunduruklar onların boyunlarındadır. Ve ulaike ashabun nar, ve işte onlar cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun, ve onlar orada ebedidirler, daimidirler. Demek ki en fazla şaşılacak olan şey kafirlerin, biz yeniden mi diriltileceğiz? Toprak haline geldikten sonra tekrar mı iade edileceğiz demeleri. Bu son derece hayret verici bir şey. Çünkü yoktan yaratan insanları tekrar diriltmeye kadirdir. Bir başka programımızda
Bir başka sayfadan, aynı surenin devamından konumuza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.